basınımızı önemsiyoruz. Basınımız toplumun eli, kolu, ayağıdır, gözüdür. Bizler de her zaman, her noktada basınımızın yanındayız. Akçadağ Dayanışma Derneği yaklaşık olarak 2,5 yıldır kuruldu. Biz de 8 aydır görevi devraldık. Şu anda yaklaşık bir 60 aktivite gerçekleştirdik. Malatya'mızda birçok dernek var. Ancak biz bir kağıt üzerinde bir dernek olmak amacımız yoktur. Önemli olan farkındalık yaratmak. Bu farkındalığı da yarattığımıza inanıyoruz. Sahadayız, toplumun içerisindeyiz. Toplumumuzun sorunlarını, sıkıntılarını ilgili makamlara ileterek çözmeye çalışıyoruz. Bunun yanında yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Akçadağlı hemşehrilerimizin sıkıntılarını, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunu yaparken genelde yerel anlamda yöneticilerimizle, belediye başkanlarımızla, ilçelerde kaymakamlarımızla, muhtarlarımızla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Burada en büyük gücümüz basından alıyoruz. Yani yaptığınız bir eylemi eğer ki görsel olarak kağıda veya yazılı veya görsel olarak bir dokümana dökemezseniz herhangi bir anlam ifade etmiyor. Onun için basın bu noktada çok önemli. Hepinizden işi rast gelsin. Biz bir haber veya bir etkinlik yaptığımız zaman tüm basınımız bunu genel anlamıyla haberleştiriyor. Biz özellikle teşekkür ediyoruz. Bugün aramızda bulunmayan birçok arkadaşımız var. Birçoğu rahatsızlığı sebebiyle, birçoğu da önceden yapmış olduğu programlar nedeniyle katılamadılar. Ben Akçadağ Dayanışma Derneği adına, ilçemiz adına bu etkinliğimize katıldığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Önümüzdeki süreçlerde inşallah saha çalışmalarına başlayacağız. Genel anlamda, mikro anlamda Akçadağ değil de amacımız makro anlamda Akçadağ ve Akçadağlı hemşehrilerimize, bunun yanında sadece Akçadağlı değil, Malatyalı'daki insanlarımıza da dokunmak. Bu gayeyle hareket ediyoruz. Toplumumuzdaki insanları kutuplaştırmadan her siyasi görüşe mensup arkadaşlarımızı derneğimize aldık. Dernekler siyasi üstü hareket ederse zaten kazanırlar. Yani kazanmak dediğimiz bir siyasi oluşum falan değil. Sadece insanlarımıza nasıl faydalı olabiliriz, toplumumuza nasıl faydalı olabiliriz? Ortak amacımız bu. Bu duygu ve düşüncelerle hareket ediyoruz. Hepinize yine hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza sağlık. Derneğimiz adına teşekkür ediyorum.